Merhabalar. Sanatın ve bilimin ışığını güneşin doğup battığı topraklara yayabilmek amacıyla başlattığımız bu serüvende yeni bir yayını sizlerleyiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünkü konuğumuz Erik Ross. Onunla beraber varlık felsefesi dahilinde sorulara cevap arayacağız. İlk soruma geçeyim istersen direkt ya da hani bir eklemek istediğim bir şey varsa ne bileyim varlık felsefesine giriş yapma mahiyetinde seni dinleyebilirsin. Şöyle yapalım o zaman. Hani varlık felsefesini konuşmadan önce onun neden önemli olduğunu çok azıcık bir bahsedeyim. Şöyle bahsedebilirim. İlk zamanlarda felsefi düşüncenin nereden başladığını tam olarak bilmiyoruz ama yazılı eserler dünyanın belli noktalarında belli şekillerde başladığını gösteriyor. İşte bir kaynağa göre Hindistan anda çıplak bilgeler diye birisi varmış ya da birileri varmış, bir topluluk varmış. Ahlak ve ölüm üzerine düşünülmüş. Diğer taraftan işte doğa üzerine düşünülmüş. Özellikle Yunanların ilk başı işte Pisue, doğanın kendisi üzerine düşünmedir. Yani bunların hepsi aslında ontolojinin konusu yani varlığın, gerçekliğin ne demek olduğuyla alakalı girişmelerdi. Yani felsefenin asıl sorusu aslında ontolojiyle alakalı bir soru. Bu yüzden de zaten felsefeciler olarak kaçınılmaz bir şekilde ontoloji düşünmek, konuşmak zorundayız. Önemi de bugünkü konuşmanın önemi de burada aslında yani. Kısaca öyle başlayabilirim ben sana. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Hani en sevdiğim bir soru olacağını düşünüyorum. Felsefe tarihinde pek çok düşünür varlığın var olup olmadığı konusunda birçok fikir öne sürmüş. İşte kimi çıkıp demiş ki hani varlık yoktur, nihilizme kaymış. Kimi de demiş ki varlık vardır deyip başka bir noktada savunmaya devam etmiş. Peki sen hani hangi taraftasın? Bunu sorabilir miyim? Kişisel görüş o zaman. O zaman şöyle ayırayım. Ben hiçlik ve varlık ya da var olmak arasındaki uçurumda tabii ki ben kendimi hani hiççilik değil bir şeylerin olduğu kanısının içinde tutuyorum ama bu kadar tek taraflı iki ayrım da felsefe gibi bir şey için çok da mümkün değil. Çünkü insanlar düşüncelerin çok basit olduğunu zannederler. Hani derler ki net sorular, basit sorular ve basit cevaplar vardır. İnsan zihni buna alışmış. Ama ne yazık ki hani felsefenin bize gösterdiği en azından 24 yıllık yaşamım içinde, felsefe eğitimim içinde bana gösterilen şey o hakikat dediğim şeyin öyle basit bir şey olmadığı. Onun için ben şöyle cevaplayabilirim biraz kaçamak bir cevapla. Varlıkın yani var olan bir şeylerin olduğunu inanıyorum. Hiççilik gibi değilim. Ama varlığın orada duran, bizim sanki ona yönelmiş ve o hakikati oradan pay alacakmış gibi bir şey olduğuna da inanmıyorum. Ben kendim aracılığıyla, kendi varlığım aracılığıyla bir varlığı düşünebiliyorum ancak. Öyle diyebilirim ben sana. Biraz varoluşçuluk gibi diyebilirim yani. Çok iyi. Platon gibi diyebiliriz. Hani Platon'un çok ideal. çok daha karşısında aslında. Çok çok karşısında. Açarım ben zamanımı onu. Tabii ki de. Esindeydi. O zaman diğer sorumuzu soralım. Blond'u severek okuyoruz öncelikle. Teşekkür ederim. 17. yüzyılda felsefe serisinde bahsettiğimiz bir olgusal akıl yürütme kavramı var. Nelerden yola çıkılarak olgusal akıl yürütülebilir? Hangi ilkelere dikkat edilmeli ve olgusal akıl yürütmeyle kanıtlanamayan şeyler var mı? Çok güzel ve uzun bir konu aslında. Olgusal akıl yürütme ne demek? Ondan bir başlayayım. Şimdi olgu deyince insanlar Türkçe karşılık olarak bir nesnenin orada olduğu ve onun olgu olduğu düşüncesiyle başlar. Böyle bir Türkçeleştirmeyle, böyle bir anlamla olgular dünyasının ve bunun üzerine akıl yürütmelerin tamamının aslında kaynağının Aristoteles mantığından geldiğini düşünüyoruz biz. Tabii işte 19. yüzyıldan sonra falan sembolik mantık, işte aritmetik gibi Frege'nin ortaya koyduğu, hatta matematiğin kendisinin bir aritmetik olduğu, yani olgusal dünyadan pay alan bir şey olduğu gibi varsayımlar da ortaya çıktı. Şimdi basitçe şöyle düşündüğümüzde olgusal akıl yürütme, aklımızdaki kategorilerin ve dışarıdaki nesnenin birbirleriyle uyumsaması üzerine düşünmek aslında. Ve kanıtlamak demek de yani bir çıktısı olarak kanıt demekse
daha çok şöyle bir şey aklımızda canlanıyor. Aklımızdaki o kavramlarla deneyimlediğimiz o deneyim dünyasının nesnesi arasında bir tutarlılık görmek basitçe. Şimdi insanın düşünce biçimi böyle olmak zorunda olduğunu düşünenlerdenim ben. Platon gibi aklımızın içindeki argümanların bir önceden bir bilgi sahibi olarak kendi içinde bir düzen arayışıyla birbirlerinin içinde o tutarlılıkla var olabileceğini düşünmüyorum. Ben daha çok yaşamın içinden o olgular dediğimiz şeylerden pay alarak, tecrübelerden pay alarak bir gerçeklik olabileceğini düşünüyorum ve kanıtlamaların da böyle mümkün olabileceğini düşünüyorum. Senin bir sorduğun soruda ikinci kısımda kanıtlama mümkün mü diye bir soru sormuştun. Bana onu çok az tekrar sorabilir misin? Neyin üzerine kanıtlama olamaz diye sormuştum. Yani bu olgusal akıl yürütmeyle kanıtlayamayacağımız şeyler var mı? Evet. Şöyle cevaplayabilirim. Bize kanıtın olamayacağını söyleyen en büyük düşünce nedir derseniz Kant'ın felsefesi aslında. Çünkü Kant olgulardan pay alınması gerektiğini söylemişti. Bu işte idealistler ve işte pozitivistler arasındaki bu ayrımı işte ikisinin de saçma olduğunu düşünüp birleştirmişti. Ve şöyle bir şey söylemişti. Aklımızın içinde önceden bir bilgi yoktur. Biz bunları deneyim yoluyla elde ederiz. Ama kavram da olmazsa o deneyimi anlamlandıramayız. Yani demek istediği şey şuydu. Deneyimden pay almamız gerekir. Yani olgudan pay almamız gerekir. Ama düşüncesi şöyle bir şeye çıktı. Dedi ki Tanrı gibi, varoluş gibi, bilgi mümkündür gibi, özgürlük, hakikat mümkündür, uzay, zaman sonludur ya da sonsuzdur gibi varsayımları bulunabilir ama kanıtlayamayız. Şimdi böyle düşününce evet ben de hak veriyorum. Yani bu tarz şeyleri olgu aracılığıyla çok kanıtlamanın mümkün olmayacağını düşünüyorum. Sadece düşünebiliriz. Ben böyle düşünüyorum. Tamam. Çok güzel değiniz. Teşekkür ederim. Başka bir sorun var mı desin? Hani ekleyebileceğin? Yok. Yani zaten daha ileride doğru bilgiye ulaşmayla alakalı daha çok sorularımız var. Orada yine üstüne konuşuruz. Peki hala o zaman. Birçok filozof tarafından üzerinde düşünülen bir konu. Varlık bir özellik midir? Sorusu üzerine bir akıl yürütelim istedim. Varlık veya varoluş bir özellik midir? Aslında özellik tanımıyla yani kelimesiyle ne anladığımız birazcık önemli. Ben Almanca düşününce birçok özellik hakkında farklı düşüncelere de sahip olurum. Mesela özellik bir şeyin çıktısı gibi de. Hani yani ben bir rengi çizdiğimde o çizdiğim şeyin de bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Veya benim bir özelliğim olduğunu söyleyebilirim. Yani özellik kavramı da aslında birazcık göreceli ve değişken bir şey. Ama ben onu kendimce bir tanım oturttuğumda özellik varoluş diye düşündüğümde şunu söyleyebilirim. Varlığın özelliği varoluştur. Yani varoluş varlığa gitmenin bir özelliğidir. Orada bulunmaktır, ona yönelmektir, onun çıktısıdır, ondan pay aldığımız bir şeydir. Böyle cevaplayabilirim. O zaman senin sorun da şöyle oluyor. Yani yanıtı şöyle oluyor. Özellik midir? Olmak zorundadır. Yani anlayabiliyorsak ve anlamlandırmaya çalışıyorsak olmak zorundadır. Çünkü bizim dışımızdaki bir şeyse biz onun üzerine nasıl düşünebileceğiz? Ya da onun gerçekten varlığı, hakikati hakkında nasıl bir deneyim almaya umut edeceğiz? Kant'ın güzel bir sözü vardır. Hukuk kelimesinden pay alarak felsefesine soru haline getirir. Hangi hakla der? Ben de bunu soruyorum mesela. Eğer varlık tek başına Platon'un iddiası gibi orada duran, benden ayrı ve özelliğimiz olmayan bir şeyse hangi hakla onun üzerine bir yargı söyleyebilirim? Ben bunu düşünüyorum. Yani her zaman temelimde düşüncemin felsefenin içine girdiğimden beri şöyle bir düşünce var. Benden pay almak zorunda değil belki. Yani bütün hakikat benim bilincimden gelemez. Bu çok absürt bir şey. Ama benim deneyimim, benim yaşamımdan bir pay almak zorunda. Çünkü düşünce, deneyim bunların hepsi benden gelen bir şey. Yani biz bilim gibi sıradan bir şey yaptığımızda dahi onun çıktısını yorumlayan canlılarız, varlıklarız, varoluşa sahip şeyleriz. Onun için mutlaka böyle bir işbirliği gerekiyor diye düşünüyorum.
O zaman biraz daha temelden sorularla devam edelim. Varlığı gerçek ve edimsel yapan şey nedir? Varlığı gerçek ve edimsel yapan. İki tane soru var şimdi. Varlık ve gerçek arasındaki bağ nasıldır? Edimsel sanırım tecrübe, deneyimle alakalı bir şey. Evet. Edimsel yapan şey nedir? Basit bir cevabım var. Benim, sensin. Bunları anlamlandıran ve sorgu soran, sorgulayan şeyin kendisi aslında. Ki şöyle bir şey var. Pilotun ne kadar yerden yere vursam da onun açtığı bir çizginin bir haklılığı olduğunu düşünüyorum. Mesela şey derdi ya, Pessoa, yani doğanın kendisi üzerine bir şeyler düşünmek, evet, insanın ilk kaygılarından biridir. Ama düşünen şeyi unuttuk. Yani bizi unuttuk. Kendimize dönmemiz gerekir. Ve felsefe tarihinde şöyle bir söz vardır. Platon kendine dönüşü öncülük etti. Bu yüzden de ondan sonraki bütün felsefeler onu düşünen bir dipnottan ibarettir. Evet, burada haklılık görüyorum. Yani dipnot mu bilmiyorum ama Platon'un bir şeyleri bize gösterdiğine eminim. Yani bunu ben de düşünüyorum. O da kendimizden pay almamız gerektiğimiz. Ama yanlışı şuradaydı bence. Platon insanın kendi özünü keşfederken ruh ayrımlarına gitti. O ayrımların gerçek olduğunu iddia etti. Yani bunların hepsinin de daha önceden bizim zihnimizde bilindiğini iddia etti. Şimdi bizim dışımızda bir iddialar dünyası varsa, biz kendi varlığımız bile bir doksa, bir sanıysa, değişen, dönüşen, ölümlü ve bu yüzden de hakiki olmayan şeylerse, o zaman hakikatin kendisini nasıl bilebildiğimizi iddia edebildi? Ya da bunu nasıl anlamlandırmaya gitti? Ben bu konuda iki tane yanlış düşünüyorum kısacası. Bir, gerçekliğin yalnızca bilinç ürünü olmadığını düşünüyorum. İkincisi, Platon'un doğru yeri yanlış yorumladığını. Yani kendimize döndüğümüz yerin bilgiyle mümkün olabileceğini düşündüm. Kendimize bilgiyle dönmemiz gerekmiyor. Çünkü bilgi dediğimiz şey de bizim ürünümüz zaten. Biraz daha konuşacağımız şeyler. Ben bu yüzden felsefede şöyle bir ayrım vardır. Felsefenin üç temel ayağı var. Praksis, ontoloji ve epistemoloji. Yani yapıp etmek, ahlak, yargılar, yasalar, sanat, praksisin içindedir. Varoluş ontolojinin içindedir. Varlık ontolojinin içindedir. Epistemoloji de bilginin. Ve felsefe tarihinde şöyle bir tartışma olur her zaman. Hakikat arayışımıza varoluştan, varlıktan ve ontolojiden başlayalım yoksa epistemolojiden, bilgiden mi? Ben biraz da ontolojiden başlanması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü epistemolojiden başlarsak o bilgimizin bir çıkarım olduğu sonucunu da unutmaya başlıyoruz. Bizim ağzımızdan çıkan şeylerin bir ürünüdür bizzatı. Aslında bilginin kendisi. Çünkü modern zamanlarda şöyle bir akım vardır. Dile dönüşçüler, Wittgensteinler. İşte gerçeklik dille ilişkilidir. Bu yüzden konuşamayacağın şeyler hakkında susman gerekir. Çünkü konuşamıyorsa onun var olup olamayacağı hakkında yargıda bulunamazsın da. Bu şu konuda yanlışlık ortaya koyuyor. Karl Popper'un da daha sonra söylediği gibi. Dilden çıkan şeyler, başkasına aktardığım şeyler bir çıkarım, bir bilgidir. Yani hakikat değildir. Bizim süzgecimizden ortaya koyduğumuz bu olabilirlerdir. Ve bununla sınırlamak, hakikati sınırlamak, yanlış sınırlamaktır bence. Biraz öyle düşünüyorum. Onun için epistemoloji tarafından bakmıyorum bu göze biraz daha. Anladım. Yani herkesin kendi deneyimiyle alakalı olduğunu, o süzgeçten geçtiğini düşünüyorsun. Evet. Anladım. Peki sorunun bir diğer ayağı olan varlığı gerçek yapan şey. Mesela çoğu filozof buna zaman dedi. Senin düşüncen ne? Çok güzel bir soru. Ben mesela bilim felsefesi tarihlerine, hatta felsefenin kendisine iki kavram üzerinde sorgulamayla başlaması gerektiğini düşünüyorum. Hatta bence hani felsefe şey denir ya, nesnenin neliği üzerine sorgulamaktır. Yani onun ne olduğu üzerine sorgulamaktır falan diye. Ben bunun yerine daha basit ve daha komik bir şey öneriyorum. Şu, felsefe yapmak, bir şeyler düşünmek, zaman ve mekan üzerine düşünmektir. Çünkü bilime baktığımızda, bilgiye baktığımızda, varlığın kendine baktığımızda daima bu iki kavram ön plandadır. Mesela Einstein. Einstein der ki uzay ve zaman bir aradadır. Bu yüzden biz ışık hızının
bilgisini sınırına sahip canlılarız. Bunun ötesini bilimsel olamayacağını iddia etmemiz gerekir. Bu yüzden kuantum felsefesine karşı, fiziğine karşı çıkmıştır. Ya da geriye bakarsın, Kant'a bakarsın. Der ki aklımızın Aristoteles kategorileri dışında iki görü formu vardır. Uzay ve zamandır. Ya da daha geriye bakarsın. Platon idaları zaman kavramıyla ayırır. Der ki zaman, zamansal olan şeyler doksalar, yani gelip geçici şeyler, gerçekten pay alan şeylerdir. Zamanın üstünde olan şeylerse idalardır, yani her zaman orada olan hakikatlerdir. Sınır olarak kullanmıştır. Ya da Aristoteles zamanı bir hareket yapmıştır. Senin sorunun çok önemli olduğunu düşünüyorum bu konuda. Bence de hani zamanla başlanması, mekanla başlanması gerekir. Hatta bence felsefe yapmak bunların üzerine düşünmektir. Kaçınılmaz bir şekilde. Bunu söyleyebilirim. Bu yüzden şu sonuca varayım. Varlık gerçek midir? Ya da real olan mıdır? Orada olan bir şey midir? Bunu bilmiyorum. Bunu bildiğini iddia eden insanların da gülünç olduğunu düşünüyorum. Ya da Aristoteles'in sofistlere dediği gibi bunlar bilgece konuşmalar ama bunlar sadece bir retorik, sadece bir söz sanatı. Bunu söyleyenlere bunu diyebilirim. Bence şu olabilir. Hakikat veya varlık denilen şey olgulardan hareket etmek zorundadır. Yoksa dinden, çıkarımlardan, ön koşullardan bir farkı kalmaz. Biz ön koşul canlıları değiliz. Onları kuran canlılarız zaten. Bu yüzden bence hakikat olgulardan pay almak zorunda. Ama o mu değil mi? Ben bilmiyorum. Onu söyleyemiyorum. Anladım. Felsefeye başlamak isteyenler için güzel bir cevap oldu. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Varlığın ne olduğuna Platon ile akıl ile algılanan idealar evreninin gerçek olduğunu öne sürer. Demokritos, La Matire gibi düşünürler materyalizm tarafındadır. Descartes de varlık hem idea hem maddedir diyerek idealizm ve materyalizmi birleştirmeye çalışmıştır. Siz varlığın ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yani nasıl bir tanımlama yapabilirsiniz? Descartes gibi böyle birleştirebilir miyiz? Bunun doğru mu olduğunu düşünüyorum. Aslında şöyle, verdiğin örneklerin hepsinin anlaşılabilmesi için onların neden ortaya çıktıklarını düşünmemiz gerekiyor. Mesela Demokritos neden gerçekliğin atomoslardan oluştuğunu, en küçük yapı taşlarından oluştuğunu düşündü. Ya da neden işte Descartes bu iki kuramı birleştiren ve kartezyen denilen yeni bir şey yaratma zorunluluğu hissetti. Hangi soruyla, hangi problemle? Bunu düşünmek işte zaten felsefe yapmanın kendisi. Ben şunu düşünüyorum. Descartes'in zaten hatasını uzun bir süredir biliniyor. O da basitçe şu. Düşünüyorum, öyleyse varım söylemindeki düşünmek ve var olmak aynı şey değildir basitçe. Çünkü düşünüyorum var olması gerektiği hakkında bir söylemde bulunamıyoruz. Bu yalnızca dediğim gibi ön kabuldü. Daha sonra şöyle bir eleştirim olabilir Descartes hakkında. Onun argümanlarında şöyle bir soru vardır. Ben neden bunu böyle yapmaya çalışıyorum? Üç sorum vardır. Ben kimim? Kendimi nasıl kanıtlayabilirim? Dış dünyayı nasıl kanıtlayabilirim? Dış dünyanın gerçek olduğunu ne aracılığıyla kanıtlayabilirim? Burada üçüncü soruda Tanrı cevabını veriyor. Ve şöyle söylüyor. Ben kendimi nasıl kanıtlayabilirim? Düşünüyorum. Düşünme eylemiyle. Çünkü sorgulamak, soru sormak, soruşturmak hepsi düşüncenin ürünleridir. Bu yüzden her şeyi yapabilirim ama düşünüyor olduğumdan şüphelenemem. Tamam. Kendini bir nebze olsun kendi varlığını kanıtladın. Dış nesneyi nasıl kanıtlayabilirim dediğinde şöyle söylüyor. Diyor ki Tanrı mükemmelse o zaman hem zihnimin içinde hem de dışarıda olmak zorundadır. Çünkü dış dünyalar da vardır. Ve dış dünyada olmak zorundaysa bulunduğu yer var olmak zorundadır. Tamam var olmak ve bilmek aynı şey değildir de. O zaman benim onun bulunduğu yer hakkındaki fikirlerimin doğru olduğu sonucuna nasıl varabilirim? İşte burada şöyle bir cevap veririm. Tanrı aldatıcı değilse, çünkü mükemmeldir, o zaman bana gösterdiği şeylerin de gerçek olması gerekir.
Şimdi madem apaçık olan şeyleri arıyorduk Descartes'ciğim, o zaman neden apaçık olmayan bir şeyin kendinin payını alarak dış dünyanın kanıtlama gerekliliğini hisset? Buradaki en büyük cevap tabii ki şu: koşulları yüzünden. Yaşadığı düşünce, ortam, dini akım, içinde bulunduğu sanat, yaşadığı ortam, ölüme ait kaygıları, bunların hepsi o düşüncesindeki o temel argümanı veriyor. Şimdi ben neresinde ya da varoluş demiştin değil mi? Nasıl bir şey evet, olabilir? O zaman Descartes gibi düşündüğümü iddia edemem. O zaman nasıl düşündüğümü iddia edebilirim? Ben Martin Heidegger gibi düşünüyorum. Onun söylediği şöyle bir sözün önemli olduğunu düşünüyorum: varlık sorusu tarih sahnesinde unutulan bir sorudur. Çünkü şöyle der: varlık nedir? Sana bir soru sorduğumda sen bir sürü cevap verebilirsin. Mesela burada duran bir bardaktır, bu varlıktır diyebilirsin. Buna varlık diyebilirsin. Ya da kendine varlık diyebilirsin. Ya da köpeğine varlık diyebilirsin. Ya da yaşadığın doğaya varlık diyebilirsin. Hı hı. Ama bunların hepsi farklı şeylerdir. Aristoteles bunlara cinsler, varlık türleri demiştir. Daha sonra Orta Çağ'da şöyle bir soru çıkmıştır: tümeller sorunu diye. Varlığın cinsleri varsa, kategorileri varsa, o zaman tümeller denilen, yani o bütün denilen şeyin bir kategori olduğu sonucuna nasıl verebiliriz? Yani özellik olabildiğini nasıl düşünebiliriz? Heidegger şöyle cevap verir: varlığı anlarken Aristoteles gibi kategori kavramını kullanamayız. Türler kavramını, çeşitler kavramını kullanamayız. Existanslar, varoluşun existansları, yani varoluş biçimleri olarak konuşabiliriz. O zaman Tanrı'yı, varlığı, kendimizi, ölüm gibi şeyleri anlamlandırmaya başlayabiliriz. Bunlar nedir ona göre? Ölümdür, korkudur, kaygıdır, sevinçtir, histir, deneyimdir, ölüme doğru olmaklıktır, dünyaya fırlatılmışlıktır. Bunları kitabında ayrı ayrı başlıklarla açar ve der ki varlığın kendisini tanımak için bu yollara bakmamız gerekir. Evet. Yani Platon'un veya Aristoteles'in bize söylediği şeylere değil. Çünkü Kierkegaard zamanında bize şöyle bir şey söylemişti. Demişti ki, hiçliği nasıl arayabiliriz? Hiçliği korkuyla arayabiliriz. O zaman der, Hegel'le aynı yüzyılda yaşamışlardır. Şöyle bir şey söyler Kierkegaard: o zaman bence hiçlik denilen, varoluş denilen şeye kaygıyla ulaşabilirim. Ben çünkü ölüme karşı kaygı duyarım. Bir varlık, ister eşit olarak, zihin olarak farklı olalım, bir köpeği ele alalım, bir de bizi ele alalım, İkimiz de ölüme karşı korku duyarız. Mesela silah doğrultun, ona ateş edin, yaralıyım, ölmemek için direnmeye başlar. Ölmekten kaygı duyar. Ya da bizi, aynı şeyi biz de yaparız. Bilincimizin kademeleri ne kadar farklı olursa olsun. O zaman şöyle bir şey düşünmemiz gerekir: kaygı gerçekten de bilinç edimlerinden daha önemlidir. O zaman gerçekten hiçliğe, ölüme ve varlık dediğimiz o olguya daha yakın bir şeydir. Çünkü gerçekten de bütün dünya olarak, bütün varlık, var olan şeyler olarak aynı şeyleri tecrübe etmeye çalışırız. İkinci nokta şu: tecrübe etmek. Bunların her birinde tecrübenin kendisi de vardır, farklı biçimde. İşte ben bu yüzden Heidegger'in, hani şey gibi dedim ya, bu iki uç gibi görünüyor ama ortada bir şeydir aslında gerçeklik ve bu yüzden karmaşıktır. Ben bu yüzden olgusal, deneyimsel olduğunu ama böyle bir biçimde anlaşılabileceğini düşünüyorum. Yani bizim dışımızda bir şey gibi değil ya da sadece aklımızın ürünü gibi değil. Böyle anlaşılabileceğini düşünüyorum. Tamam. Benim bilim felsefesine dair yine çok temel aslında bir sorum var. Bilimin bazı ön kabulleri var. Mesela evren vardır gibi. Ve bu ön kabullerle beraber bize nesneler dünyasını izah etmeye çalışır. Peki bilimi diğer dogma inançlardan farklı kılan nedir? Bu ön kabulleri hangi gerekçelerle alır? Çok güzel bir soru. Evet, bilimin ön koşulları vardır, ön kabulleri vardır ve bunlar hala vardır. Mesela çok komik bir biçimde modern yüzyılın, modern fiziğin hiç de ön kabuller üzerinde değil, bilinenler üzerinden hareket ettiğini düşünürüz. Mesela birinci sorum şu:
Dolanıklılık ne demektir? Ya da zamansallık ne demektir? Bunların ikisi de kuantum mekaniği içinde, alan kuramı içinde şeylerdir. Ya da Einstein'ın söylediği uzay ve zaman, yani uzay zamansallık ne demektir? Ya da hareket ne demektir? Bunlar zaten hala bilinmiyor. Mesela Newton'a sorduğunda bunu şöyle bir cevap verir. Zaman hakkında konuşamam ama bunu herkes bilir. Bu yüzden sorunun da saçma olduğunu düşünüyorum. Bu ne demektir kaçak bir şekilde? Ben onu bilmiyorum, bu yüzden dile getiremiyorum demektir aslında. Yani evet, ön kabullerimiz olmak zorunda. Ön kabullerden korkmamamız gerekiyor. Ama şöyle bir ayrım var. Bilimin ön kabullerle hareket etmesi onun gereksiz bir uğraş mı yapar? Ya da hakikate giden gereksiz bir araç mı yapar? Bence hayır. Tersine fark tamamen senin sorduğunda yatar. Ön kabuller, ön koşullar diğer şeylerden nasıl ayrılır bilimde? Şöyle ayrılır. Ön kabuller ve çıkarımlar birbirleriyle etkileşim halindedir. Çıkarım ön kabulü değiştirebilir. Mesela çıkarım şu olsun. Zaman veya ışık üzerine düşündüğümüzde ışığın bir sınırı olduğu çıkarımına vardık. Ve ışık hızı dedik buna. O zaman ışığın var olabileceğini düşünmemiz gerekir. Ön koşulumuz daha önce ışığın yok olduğu olabilir. Mesela şöyle gideyim. Eter, yani karanlık madde. Eskiden buna düşünürler, eter derdi. Hatta Einstein'ın kendisi bile ışık üzerine düşünürken eter lafını söylüyor. 19. yüzyılda Max Weber'di. Yanlış hatırlamıyorsam, evet. Şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, ışık bize şunu gösterdi. Hiçliğin orada durduğunu. Bu yüzden karanlık olan yerler aslında olmayabilir. Daha sonra Max Planck böyle düşünmeye başladı. Ama Einstein dedi ki, ışığın bir hızı varsa, bir sabitisi varsa, demek ki karanlığın bir şey olarak orada durması gerekir. Çünkü ışığı sınırlaması gerekir. Ne oldu? Sorular ve çıkarımlar değişti ve ön kabullerimiz değişti. İşte bilim bunu yapar. Bilim devamlı değişmeye başlar ve bu şey arasındaki o ilişki bilimin kendisini var eder. Zaten felsefi olması da bilimin buradadır aslında. Çünkü birbirleri arasında ilişkiler varsa sürekli onlar arasında düşünmemiz gerekir. Şimdi din neden farklıdır? Din şu yüzden farklıdır. Dinin ön kabulleri asla çıkarımlarını değiştiremez. Çıkarımlar ona göre değişebilir. Mesela çıkarımız şey olsun, Tanrı vardır. Bu bir çıkarımdır. Neden vardır deriz? Çünkü ön kabulümüzde. Onun var olduğunu inandığımız için. Ben bu kadar sadeleştireyim. Yani ön kabulün çıkarımla ilişki biçimiyle alakalıdır. Bilimin diğerlerinden ayrıldığı nokta aslında. Anladım. Tamam, teşekkür ederiz. Bir diğer soruya geçelim. Sorun var mıydı? Yok yok. Tamam. Bir an ayaklanınca dedim sorusu var herhalde. Bazı ön koşullar neticesinde, yok pardon. Bazı ön kabuller neticesinde kozmolojik zincirlemelerle Aristo'nun aynı hareket kuramındaki gibi mutlak bir varlığın var olduğunu kanıtlayabilir miyiz? Evet. Yani şöyle. Kozmolojik argüman, yani hareket ettiren olmak zorundadır. Çünkü hareket vardır. Birinci bilmemiz gereken şey tamamen Esin'in de sorduğu soruda gizli. Zaman ve mekan arasındaki o ilişki, o düşünürler o zaman nasıl düşünüyordu? Mesela şöyle bir şey. Evet, Aristoteles hareket ettiricinin var olmak zorunda olduğunu söyledi. Çünkü hareket vardı ona göre. Ama mekanın her zaman orada durduğunu iddia etti. Çünkü tamamen şununla alakalıydı. Hareket zamanla özdeşti. Mekanla değil. Biz ama şimdi 21. yüzyılda olan kişiler olarak ne düşünürüz? Hareket. Bir arabanın hareketi ya da bir topun hareketi ya da benim koşmam bir harekettir. Ya da trenin gitmesi. Biz sanki hareketi mekansal bir şey gibi düşünüyoruz. Ama Yunanlıların düşündüğü, en azından Aristoteles'in o zamanlar düşündüğü zamanla alakalı bir şeydi. Mekandan farklıydı. Bunun en büyük kanıtı da mekanın her zaman orada olan sonsuz uzamsal olduğunu ortaya koymasıydı. O zaman şöyle bir soru çıkıyor. Hareket ettiricinin çıkarıldığı gibi
bir sonuca ulaşabilir miyiz şu anda? Bence ulaşamayız. Neden dersen, çünkü artık hareket ettiricinin, yani hareketin kendisinin böyle olamayacağını düşünüyoruz. Hareket kavramımız değişti. Zaman kavramımız ve onun gerekliliği olan şeyler değişti. İşte bence bir felsefeci bir şeyleri cevaplarken şu üç adımı yapmak zorunda bence. Birincisi, bir problem belirlemek zorunda. Mesela hareket problemi, mesela zaman problemi, mesela ben kimin problemi, ben neyim problemi. Bu problemlerin hepsi bir soru haline gelir. İşte biz bu soruları ararken bir cevap vermeye başlarız. Tarihin bir sahnesinde. Bu cevaplarımız da kavramlar, kelimelerdir. Mesela epistemoloji, bilginin kökeni, bilgi üzerine düşünmek, episteme kelimesi. Episteme kavramına Yunanca bakmamız gerekir. Yunanlıların onun üzerine düşündüğü, verdiği cevaplara bakmamız gerekir. Tarih sahnesindeki değişimine bakmamız gerekir. Bakmazsak ne dedim? Hareketi şu an böyle algılıyoruz. O zamanlar böyle düşünüyorlardı. Bu şeyi de kaçırırız. Ve en sonunda şunu yapmamız gerekir. Ve zaten bir felsefeci ve filozof arasındaki ayrım da buradadır. Soruyu bulduk, problemi bulduk, kavramı aradık. En sonunda biz yeni olarak nasıl anlamlandırabiliriz? Nasıl yorumlayabiliriz? Bence işte yorumlamak denilen şeyin bir filozof olmamızdaki temel şey olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de bu şeyleri bir arada düşündüğümüzde ben Tanrı'nın, hareket ettiricinin, hareketin böyle düşünülemeyeceğini gördüğüm için tarih sahnesinde böyle bir sonuca çıkamayacağımızı varsaymamız gerektiğini düşünüyorum. Yani Aristoteles'le aynı noktada buluşmuyorum. Öyle diyeyim. Sorularımızın sonuna geldik sanırım. Ben çok keyif aldım sohbetten. Öncelikle çok teşekkür ederim. Yani eğer sorularımız bittiği için kapatacaksak ben şunu söyleyebilirim. Fikirlerimin anlaşılabilmesi için bir insanların bana imkan vermesi gerekir. Çünkü bir kişiyi önemseyerek siz onu davet eder veya konuşmalarını dinlemek için zaman ayırırsınız. Bu yüzden teşekkür ederim ikinize de. Ve biz hani uğraşlarınız için teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Her zaman arkanızdayım. Biliyorsun hani Arda bir zamanlar direkt olarak içindeydim. Hala da bir nevzu olarak bir ayağın içindeyim. Her zaman beni ulaşabileceğini biliyorsun. Her zaman biz birbirimizi destekleriz. Çünkü şu yüzden bizler merak eden insanlarız. Bizler bize verilen şeylerle yetinmeyen, yeni arayışlar, yeni açıklamalar getirmeye, gördüğümüz o güzel şeyleri de anlatmaya çalışan insanlarız. Bu yüzden hepimiz aynı yolun yolcularıyız. Hani Heidegger'ce konuşayım, hepimiz ölümlüyüz, bu yüzden de aynı yoldayız. Hepimiz ölümü merak ediyoruz. Hepimiz o yaşamın içindeki şeyleri merak ediyoruz. O yüzden zaten ayrılamayız. Ben teşekkür ederim. Beni dinleme vaktinizi ayırdığınız için. Böyle ya, hatta hani nasıl diyeyim? Yazınca falan mutlu oldum açıkçası. Aklımdaydı hep. Ama hani bu nasıl diyeyim? Önemli isimlere yazmakla uğraştığımız için Paul Krugman gibi işte o isimlere yazdığımız için biraz zaman bulamamıştık. Yani günde 30 mail atıyoruz nereden baksan. O yüzden bayağı bir araştırmayla geçiyor ve yazmayla geçiyor. İnsanlara ulaşmak zordur. Hani onların düşüncelerinden pay almak zordur. Ben kendi adıma teşekkür ederim düşüncelerimi dinlediğiniz için diyorum. Umarım teşekkür ederiz. Güzel olmuştur senin açından da. Hani ben keyif aldım. Evet, kuşku duymayın. Sorularınız da çok güzeldi. Teşekkür ediyorum.